Yani aslında hemen hemen herkesin ortak duygu hali şu, kanunlar yok. Hukuk işlemiyor ve yukarıdan aşağı herkes istediği yerde istediği şekilde hukuku ezip kendi sözünü, kendi yaptığı emri hukuk yerine koyabiliyor. Burada yaşanan tam da bu. Beyoğlu kaymakamı var. Var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Kendisini hiç görmüyoruz. Bir emir geliyor yazılı. Muhtemelen her hafta sadece tarih değiştiriyorlar. Standart bir emir. Ve diyor ki burada eylem yapmak yasak. AYM kararları bizi bağlamıyor. Amir orada tartışmalarda işte Sayın Mithat Sancar'a, baro başkanlarına, hukukçulara, ihale yöneticilerine herkes aynı şeyi okuyor. Biz de 2009-11'e göre alıyoruz. Siz meclistesiniz, yasayı değiştirin, biz de sizi almayalım. Ama AYM kararı dendiğinde de valla bizi kaymakamın emri bağlar. AYM kararı bizi ilgilendirmiyor, orası siyasi deyip kenara çekiliyor. Bugün de aynısı yapıldı. Ve kötü olan şu, ters kelepçe uygulaması gene devam ediyor. İnsanlar direnmiyor. Zaten yaş ortalaması oldukça yüksek. Hiçbir direniş olmadan, hiçbir karşı koyuş olmadan ablukanın içinde pek çok insanı ters kelepçe yaparak gözaltına almaya çalışıyorlar. Neredeyse herkes birbirini tanıyor. Yani polis ismiyle sesleniyor artık insanlara. Ama bu devam ediyor. Benim his duyguma gelince de valla bu abluka aslında bu ülkenin özeti. Akbelenin özeti, dikmecenin özeti, işçi eylemlerinin özeti ve aslında bir bütün olarak ülkedeki siyasetin özeti. Yapılması gereken tek şey var. Biz bunu yapmadığımız sürece bu ablukayla boğuşmaya devam edeceğiz. Mahkemelerle, yasalarla değil, halkın kendi özgücüyle, meşru mücadelesiyle bunu aşabiliriz. Yani sendikalar, kitle örgütleri, siyasi partiler buraya gelip fiili olarak Twitter'dan değil, sosyal medyadan değil, ciddi bir şekilde biz bütün gücümüzle burada bir görüntüyü versek, bir yanlarında durduğumuzu göstersek bu ablukayı kırarız. Herkes şunu bilsin, cumartesi annelerine yönelik abluka kırılmadan bu ülkede demokrasi gelmeyecek. Bu abluka kırılmadan hiç kimse hakkını almayacak. Galatasaray meydanı açılmadan hiçbir meydan hiç kimseye aşılmayacak. Devletin kendine çizdiği çizgiler var. Ya bu çizgileri aşacağız ya da bu çizgilerin altında ezilip kaybolacağız.